Herkese merhaba, ben Nalan Şipar. Bugün 3 Nisan 2020 Almanya'daki koronavirüs salgını ile ilgili bilgileri size vermeye devam ediyorum. Bu arada kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bazen yorumların altında görüyorum da hani ne meslekle uğraşıyorsunuz gibi sorular geliyor. Ben gazeteciyim. Son 10 senedir gazeteci olarak çalışıyorum. Almanya'nın farklı radyo televizyon kurumlarında işte Köln Radyosu'nu biliyorsunuzdur. WDR'in Cosmo'ya bağlı Köln Radyosu'nda başladım aslında. Daha sonra Deutsche Welle'de çalışmaya devam ettim. Daha sonra Rundfunk Berlin Brandenburg televizyonunda çalıştım. Şu anda Deutschlandfunk'ta hala muhabir olarak çalışmaya devam ediyorum. Sunuculuk yaptım. Yani asıl mesleğim gazetecilik. O yüzden size bu bilgileri veriyorum. Sağ olun, bazen şey yazanlarınız oluyor. Abi işte sunucu gibi anlattınız, gazeteci gibi anlattınız falan. Mesleğimi iyi yapabiliyorsam bu iyi bir şey tabii. Beni tanımadan böyle düşünmeniz güzel. Bugün size birkaç güzel haberim daha var. Hemen Almanya'ya bakacağız. Biliyorsunuz Merkel ofisine geri döndü. Kendisi karantinadan çıktı. Almanya'daki rakamlara bakacağız. Sonra Berlin'de ilginç bir şey olmuş. Maskelerimiz çalınmış Berlin'de. Anlatacağım biraz sonra size nasıl olduğunu. Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar var. Yine Robert Koch Enstitüsü Başkanı tarafından yapılan açıklamalar var. Sonra bir de güzel bir haber. Eğer çocuklarınız varsa ve Kindergeld alıyorsanız sizin için ek bir gelir daha var. Onun sonunda biliyorsunuz hep başta böyle bir genel haberlerden bahsediyorum. Sonunda biraz daha bir konuya daha detaylı giriyoruz. Hemen başlayalım o zaman. Almanya'daki toplam vaka sayısı şu anda 79.696. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre hayatını kaybedenlerin sayısı 1017 olmuş. Biliyorsunuz hemen ikinci olarak Johns Hopkins Üniversitesi'ne bakıyoruz. Orada verilen rakamlara göre hemen şöyle aşağıya doğru iniyorum. Almanya'da 1138 kişi hayatını kaybetmiş ve toplam vaka sayısında 87.244 olarak vermiş Johns Hopkins Üniversitesi. Şimdi az önce şeyden bahsettim size, dedim ki Merkel ofisine geri döndü. Biliyorsunuz kendisi aslında iki testi de negatif çıkmasına rağmen evde karantinada kalmayı tercih etmişti. Bugünden itibaren tekrar başbakanlıkta çalışmaya başladığını duyduk. Diğer yandan korona krizi aslında Merkel'e ve Merkel'in başkanlığındaki Hristiyan Demokrat Parti'ye yaramış gibi görünüyor. ARD'nin hep biliyorsunuz ARD kanalı tarafından yapılan araştırma, Infratest tarafından yapılan bir araştırma oluyor genelde, kamuoyu yoklaması gibi. Buna göre Almanların %63'ü şu anda hali hazırda bulunan koalisyondan memnun. Yani işte bu krizi nasıl yönettikleri konusunda memnun. Ve hatta şöyle bir soru sorulur ya genelde anketlerde, önümüzdeki pazar günü seçimler olsa hangi partiye oy verirdiniz diye. Buna göre Hristiyan Parti'nin oyları %7 oranında artmış. İlginç bir şekilde SPD'ye hala bir şey olmamış. Sosyal demokratlar bu krizden de bir şekilde her ne kadar koalisyon ortağı olsalar da puanlarını yükseltememişler. Hatta Yeşiller'de de %1 oranında bir oy kaybı görülmüş. Peki bu siyasi şeylere geçelim. Sonrasında bunu daha çok konuşuruz. Şu anda başka şeylerle uğraşıyoruz. Hepimizin sağlığıyla ilgili Robert Koch Enstitüsü biliyorsunuz her gün açıklamalar yapıyor. Bugün yapılan açıklamada dendi ki virüsün Almanya'daki yayılma hızı yavaşlıyor. Bu çok güzel bir haber bence. Hatta Sağlık Bakanı da sonra şey demiş, işte ilk kez vaka sayılarının gerilediğini görüyoruz demiş. Ama bu şu anlamına gelmiyor şu anda. İşte hemen tedbirleri tekrar normal hayata dönelim, tedbirleri bırakalım değil. Tedbirler alınmaya devam edecek ama şu anda böyle bir olumlu bir trend var. Diğer yandan şöyle bir şey var, işte bazılarınız yazıyorsunuz, çok böyle komplo teorilerine girenler var, şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Ben hep bu haberleri yaparken şeye de dikkat ediyorum, yani bu haberleri izleyen bazı insanlar var, psikolojik olarak bu durumdan çok çok etkilenen. Yani sizler gibi böyle, daha doğrusu bazı yorumları yapan insanlar gibi burada komplo teorilerine girip insanları korkutmaya çalışsam, ki bunların hiçbir bazı yok, hiçbir yani bilimsel bazı yok. Bu böyle bir şeye gerek duymuyorum yani, hani ben tıklanma oranı almak için böyle bir şey yapmam açıkçası. Veriler neyse ben size onu dile getiriyorum ve burada da hep temkinli davranıyorum. Yani emin olmadığım müddetçe bu bilgileri paylaşmıyorum ve öyle de bir hani sizi korkutup tıklanma alma gibi bir niyetim yok açıkçası. Bu benim gazetecilik etiğime uymaz. Daha sonra evet ne demiştik, işte tedbirleri almaya devam ediyoruz, işte maskeler konusunda bir tartışma hala süregelen bir tartışma var. Bugün tekrar Robert Koch Enstitüsü Başkanı dedi ki yani hani maske konusunda şu anda kesin bir karar almış değiliz. Çünkü maske aslında sizi virüsü kapmaktan kurtarmaz, sadece eğer sizde virüs varsa, size bulaştıysa başka insanlara bulaşmanızı engeller dedi. Maske demişken Berlin eyaleti polis teşkilatı tarafından kullanılmak üzere Çin'den 200 bin maske sipariş etmiş.
Çin'den buraya maskeler yollarken, gelirken Bangkok'ta bir Amerikalı şirket tarafından alınmış. Daha doğrusu işte Amerikalı şirket demiş ki Berlin'in verdiğinin işte kaç katını ben sana vereceğim, onları bize sat demiş ve Çinli şirket de bunu Amerikalı şirkete satmış. Tabii Berlin Eyaleti Hükümeti yetkilileri çok sinirlenmişti bu duruma. Şey dediler, bu modern bir korsanlık aslında. İlk kez böyle haberler çıkmıyor biliyorsunuz. Fransa'dan da Amerika'ya bu şekilde itham eden haberler gelmişti. Yani evet, gördüğünüz gibi herkes kendi canının peşinde, herkes kendi ülkesini kurtarmanın peşinde. Diğer yandan şöyle bir şey daha var. Almanya'da 200 uzman arasında, bu koronavirüsle ilgili uzmanlık alanına sahip olan kişiler arasında işte küçük bir anket yapılmış ve hepsinin ortak düşüncesi şu: biz asla Almanya olarak İtalya'ya benzemeyeceğiz. Şu anda bize sahip olduğumuz veriler en azından bunu gösteriyor. Yani hani hep korkuyoruz ya İtalya gibi olur mu diye. Yetkililer, uzmanlar diyor ki bizim böyle bir tehlikemiz yok. Dün yaptığım videoda da zaten size yoğun bakım ünitelerinin Almanya'da 40 bine çıkarıldığını anlatmıştım. Solunum cihazlarının sayısının arttırıldığından bahsetmiştim. Yani Almanya çok iyi bir şekilde hazırlandı buna. Daha doğrusu hala hazırlık içerisinde bu tedbirleri almaya devam ediyor. Tabii İspanya'ya hemen bakalım. Şimdi Johns Hopkins Üniversitesi ne demiş? İspanya'daki vaka sayısına bakıyorum. 117.710. Maalesef çok çok yüksek. Diğer yandan İtalya hemen arkasında, üçüncü sırada, ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri var. İtalya'da şu anda toplam vaka sayısı 115.242. Amerika'yı söylemişken hemen oradan söyleyelim. 245.658. Yalnız Amerika'da şöyle bir durum var. Dün 24 saat içerisinde en fazla kişinin öldüğü ülke Amerika olmuş. Daha öncesinde 900, yani günde 969 ölü vaka kişinin hayatını kaybetmesi sonucu İtalya ilk sırada. Dün ama Amerika'da 24 saat içerisinde 1169 kişi hayatını kaybetmiş maalesef. Maalesef, evet. Diğer yandan biliyorsunuz Almanya Dışişleri Bakanlığı yurt dışında bulunan vatandaşlarını, 100 bin vatandaşımızı geri getireceğiz demişti. Şu anda tatilde bulunan Almanlar biliyorsunuz dolaşmayı, tatil yapmayı çok seviyorlar. Şu ana kadar yaklaşık 200 bin Alman vatandaşını Almanya'ya geri getirmişler. Bunu söylediler, bunu bildirdiler. Üniversiteler için yine bir haberimiz var. Üniversiteler yaz döneminde açılacak. Yani öyle bir çünkü tartışma vardı açılır mı açılmaz mı diye ama karar verildi. Üniversiteler eğitime başlayacak. Diğer yandan Ford üretime ara vermişti. Bu üretimi Avrupa'daki üretime 4 Mayıs'a kadar ara vermeye devam edecekler. Şimdi detaylı konumuza gelelim. Bu Kindertuschlag, daha doğrusu Kindergeld alanlar varsa iki şeyden bahsedeceğim bugün size. Birincisi, eğer Kindergeld alıyorsanız ek bir yardım alabilme hakkınız var. Bundan bahsedeceğim. İkincisi de eğer şu anda işe gidemiyorsanız korona nedeniyle ve çocuğunuza bakabilecek kimse yoksa sizin de maaşınızı etkileyen bir bilgi var. Onu geçeceğim hemen. Şimdi eğer Kindergeld alıyorsa çocuklarınız, sizin evinizde kalıyorsa artı bir yardım daha var. O da ne? Ayda 185 euroya kadar ek bir gelir alabilirsiniz çocuklarınız için. Şöyle bir örnek vermişler. Ben bu Aile Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilerin sayfasını hemen videonun altına ekleyeceğim. Açıklamalar bölümüne her zaman olduğu gibi. Diyelim ki anne baba ve iki çocuklu bir evden bahsediyoruz. İşte brüt maaşınız 1600 euro ile 3300 euro arası. Net işte bu 1300 ile 2400 euro yapıyor. Siz bu durumda, öyle yazıyor yani bakanlığın sayfasında, bu durumda siz yüksek ihtimalle eğer bu maaş gelirine, bu gelir seviyesine sahipseniz bu ek yardımdan faydalanabilirsiniz. Online başvuru için bir internet sayfası var. Oraya giriyorsunuz ve size 4 şey soruluyor. Diyorlar ki şu 4 sorudan eğer hepsine evet diye cevap veriyorsanız bu yardımdan yararlanabilirsiniz. Birincisi, Kindergeld alıyor musunuz? Evet ya da hayır. İkincisi, aylık geliriniz 900 ile 1600 euro brüt arasında mı? İşte Wohngeld haricinde, Kindergeld ve Kindertuschlag haricinde. Evet mi hayır mı? Hanenizde bulunan çocuklarınız var mı? 25 yaş ve altı ve bunlar bekar mı? Eğer tüm bu sorulara evet diye cevap verdiyseniz büyük bir ihtimalle siz bu ek gelirden faydalanabileceksiniz. İkinci konumuz neydi? İkinci konumuz da şu. Diyelim ki koronavirüs salgını nedeniyle anaokullar kapandı, kreşler kapandı, okullar kapandı ve sizin çocuğunuz 12 yaşın altında ve siz de başka bırakabilecek hani bakıcı kimse olmadığı için kendiniz evde kalmak durumundasınız.
Bu durumda devlet yine size bir konuda yardımcı oluyor ve diyor ki tamam, eğer böyle bir şey varsa hiç kimseye bırakamayacaksanız, ne bileyim işte apartmanda bırakabileceğiniz başka hiç kimse yoksa, bakıcı bulamıyorsanız, o zaman diyorlar ki size geçen ay kazandığınız maaşın, net maaşın %67'sini vermeye devam edeceğiz. Peki ne kadar süre için vermeye devam edecekler? Önümüzdeki 6 hafta boyunca bu yardımdan faydalanabilirsiniz ama maksimal 2016 euroya kadar. Yani maaşınızın, net maaşınızın %67'si en fazla 2016 euro olabilir. O kadar kazanan olsa zaten bilmiyorum yani. Toplamda 5.000-6.000 euroya falan denk geliyordur herhalde. Evet, bu da güzel bir haber tabii. Bunun da ilgili kaynağı ve başvuru yapabileceğiniz yerleri her zaman olduğu gibi videonun açıklamalar kısmına gireceğim. Açıklamalar kısmını biliyorsunuz, cep telefonunuzdan izlediğiniz zaman bu videoları göremiyorsanız laptoptan ya da bilgisayarınızdan izleyin. O zaman görebilirsiniz. Çünkü bu sorunu daha önce de yaşadık biliyorsunuz. Onun haricinde benim söyleyeceklerim bu kadar. Yarın büyük bir ihtimalle tatil yapacağım. Ben cumartesi günü biliyorsunuz ben her gün çalışmaya devam ediyorum. Pazar günü bir video olabilir. Olmazsa en geç pazartesi görüşeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için çok 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 teşekkür ediyorum. Çünkü tüm bu yoğun çalışma temposu içerisinde o motivasyon olmasa sizden gelen, açıkçası belki de bu videoları yapmaya gücüm olmaz. Ama sizin sayenizde ben yapıyorum. Bazılarınıza bunun iyi de geldiğini görüyorum. Bu da beni çok çok mutlu ediyor tabii. Onun haricinde hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.